Kutsal Motor'a hoş geldiniz. Jeton Düştü'nün bu bölümünde Lee Chang-dong'un Şüphe Burning filmini konuşacağız. Geçtiğimiz sene Cannes Film Festivali'nde Fipreski ödülünün sahibi oldu. Bu da aslında bir şey diyor çünkü aslında festivalin en beğenilen filmlerinden bir tanesi en azından eleştirmenler nezdinde ve eleştirmenler ödülünün sahibi oldu. Yarışmada başka bir ödüle layık görülmedi diyelim. İkimizin de çok sevdiği bir film Şüphe. Şüphe, Murakami'nin kısa bir öyküsünden uyarlama. Ama Murakami de bu öyküyü aslında William Faulkner'ın daha önce yazdığı bir öyküden, ismini en azından o öyküden alıyor ve o öyküden de isimler taşıyor. Film ise aslında her iki öyküden de belli ögeleri, temaları alarak kendisi yepyeni bir şeye dönüştürüyor. Çok kısa öykü özellikle Murakami'ninki. O yüzden çok fazla aslında filmin ona eklediği katman, yan hikaye vesaire var. Filmin herhalde en büyük başarılarından bir tanesi ana karakteriyle seyirciyi böyle dip dibe iç içe konumlandırdığı için onun yaşadığı o büyük şüphe halini, deliriyor muyum ben paranoyalarını, gerçeklik ne, hayal ne, illüzyon ne, bunları ayırt edemeye başlamasını birebir izleyiciye de yaşatıyor. O anlamda biz de film boyunca neyin gerçek olduğundan şüphe etmeye başlıyoruz. Her şeyden ve herkesten şüphe etmeye başlıyoruz. Hani aslında hani birazdan daha çok konuşuruz. Ortada şüphelik bir durum var mı yok mu? Biraz sorgulanabilir bile aslında. Biraz ana karakterin psikolojisine izleyiciyi de kitleyen bir film. Ve de hani o aslında çok iyi tanıdığımız karakterin deliriyor muyum? Bütün bunlar gerçekten yaşanıyor mu sorusu la mücadele ettiği anlatılardan bir tanesi. Hani gerçekten sürekli o gerilimin canlı durduğu ve en sonunda da çözülmeyen aslında bir gerilim bu. Yönetmen verdiği röportajlarda sıklıkla şey söylüyor. İşte uzun zamandır günümüz gençliğine dair ve günümüz gençliğinin öfkesine dair bir film yapmak istiyordu. Bir yandan bakınca aslında Jong-su ana karakter hiç de öfkeyle yan yana getirebileceğimiz, düşünebileceğimiz bir karakter değilmiş gibi görünüyor. Yani son derece hani tırnak içinde ezik, içe kapanık, sakin tavırlı birisi. Ama diğer yandan gerçekten hani düşününce öfkeyle bir hayli ilişkili olduğunu da düşünebiliriz. Çünkü bir yandan bir baba hikayesi var ve babanın temel sorunu öfke kontrol sorunu, işte zamanında eşini öfkesi nedeniyle kaçırmış. Ve Jong-su'ysa çok sakin bir karakter gibi görünmekle beraber aslında filmin finaline doğru giderken baş edemediği bir takım duygular nedeniyle aslında aynı hani babasınınkine benzer bir şekilde bir kadını öfkesiyle kaçırdığı ve daha da fazlasını da yaptığı öfkesiyle bir noktaya doğru varıyor film. Belki şey de söylemek lazım, filmin Türkçe Şüphe adı ve o şüphe doğrudan ama Burning, yani İngilizce adı doğrudan çevir herhalde, yakma, yanma eylemi ve filmin aslında hani bu öfkeyle bağlantısı birazcık bu yakma eyleminden de kaynaklanıyor ki babasıyla ilgili anlatılan, çocukluğuna dair kendi anlattığı anekdotta işte annesi babasının öfkesi yüzünden onları terk etmiş ve sonra babası bahçede onların annesinin kıyafetlerini yakmış. Filmde bir iki böyle şey var. Biz zaten diğer karakterin, Ben'in hobisi olarak sera yakması hikayesi ve hem Jong-su'nun rüyasında gördüğü bir yanma anı ve babasının annesinin eşyalarını yakmasını hatırlaması. O yüzden sürekli böyle aslında birinin sebepsiz, en azından sebepleri bize söylenmemiş bir yakma eylemi, bir öfke eylemi filmin böyle dolaştığı temalardan bir tanesi olarak oturuyor bayağı aslında. Filmin zamansal düzlemi o anlatılan çocukluğa dair, işte annenin terk ettiği dönemin anlatılmasıyla birlikte dolayısıyla ana karakterin çocukluğuna doğru genişliyor ve aslında şey diye düşünülebilir, yani filmin zamanı bir yangından bir yangına uzanıyor. O çocuklukta annenin yanan eşyaları dan filmin finalindeki yangına doğru uzanıyor ve zaten o bahsettiğin rüyada da şeylerin nasıl iç içe geçtiğini görüyoruz aslında. Ben'in seraları yakması meselesiyle çocukluğun annesinin eşyaların yanması ve onun üzerinden nasıl aslında anneyi kaybetmesiyle Haemi'yi kaybetmesinin de nasıl Jong-su'nun kafasında böyle tuhaf bir şekilde iç içe geçtiğini de görüyoruz. Karakterin bu arada bir yazar olduğunu hani belki bu noktada şey yapmak lazım, söylemek de lazım. Yazarlık mezunu diyelim ve yazar olduğunu ya da olmak istediğini belirtiyor bir sürü noktada ve filmin belli bir noktasına kadar herhangi bir yazma eyleminde bulunduğunu
görmüyoruz. Oturup yazmaya başladığı bir an var filmin en sonuna doğru yani. Gerçekten o dünya benim için bir sır. O yüzden de ne yazacağıma karar veremiyorum dediği andan sonra bazı şeyler somutlandığında oturup yazmaya başladığı bir an. O yüzden bütün bu karakterin iç dünyası dediğim şey aslında onun yazma eylemiyle ya da yazarlık deneyimiyle ya da daha da genelinde kurmaca denilen şeye bağlanmış oluyor. O yüzden de filmin bütün aslında belirsizlikleri, soru işaretleri bir tür kurmaca dediğimiz şeyin doğasına dair düşünmeyi de kapsayan bir hal alıyor. O yüzden bütün o filmdeki hikayelerin gizem çözüldü, bu gibi yerli yerine oturmaması aslında kurmacanın doğasına dair de bir şey söylemiş oluyor. Bence hem Murakami'nin hikayesinde hem de filmin tam bunu açıklayan şeylerden bir tanesi oldukça erken de bir sahnede geliyor zaten. Hayami'nin pandomim yapıyor olması ve onun ilk buluşmalarında portakal soyma şeyi var, performansı. Aslında her şey onun gibi, o şekilde ilerliyor yani ve hani çok iyi yapıyor. Biz seyirci olarak da çok ikna oluyoruz hani o olmayan portakalın gerçekten orada soyulduğuna. Hani o illüzyona gerçekten inanıyoruz onun performansıyla beraber. Ve orada şey gibi bir laf ediyor sonra da. Hani aslında çok kolay bir şeyi var bunun, ne denir? Yöntemi var bunun. Portakalın olduğunu düşünmeye çalışmayacaksın. Portakalın olmadığını unutacaksın gibi bir şey. Ve filmin devamındaki neredeyse her şey kedisini beslemeye gittiğinde o kedinin orada olup olmadığı. İşte Hayami'nin sonra kaybolduktan sonra kaybolup kaybolmadı ona ne olduğu. Kuyu meselesi. Kuyu gibi bir şeyin olup olmadığı. Hani evin orada o kuyunun olup olmadığı. Hani böyle bir her şey bir belirip bir yok oluyor ve onun orada olmadığını yani unutmak üzerinden ilerliyor sanki bütün anlatının yapısı gibi geliyor. Bir yandan bu yazamayan bir yazar ama aslında onun zihninde yazıp durduğu, kurup durduğu şeyleri aslında biz de onunla birlikte ikna ola ola seyrediyoruz diye düşünebiliriz. O anlamda biraz gerçeklikle baş etmekte zorlandığımız gerçeklerle başa çıkmanın bir yolu olarak hikayeler anlatma ya da şeyler hayal etme meselesini de görüyoruz galiba. Çünkü netice itibariyle baktığın zaman şöyle de olabilir ya işte Jong-su Hayami'ye soyunduğu için iki erkeğin önünde hakaret ettiği anda yok oluyor aslında kadın. Ve dolayısıyla neden yok oldu acaba, nereye gitti acaba diye bir güzel hiç de yok yani. Tabii ki de gidecek, yok olacak hayatından kadar basit. Suç duygusunu bir anlamda yansıtıyor diye de düşünebiliriz. Yani ben karakterine kendi suçluluk duygusunu ona yansıtıyor ve birdenbire böyle bir gizemli bir hikayenin içerisinde biz de onunla birlikte savrulup duruyoruz. Oysa ki gerçekten tamamının onun işte o erkekliğiyle yüzleşmeyi reddeden zihninin oyunları olduğunu ve bu anlamda kurmaca olduğunu düşünmek gayet mümkün yani. Hiçbir karakterin zaten arka planlarına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Nereden ortaya çıktıklarını falan hiç bilmiyoruz. Öyle bir beliri veriyorlar. O anlamda evet bütün o dünyayı bir tür kurmaca dünya diye okumak rahatlıkla mümkün. Sanki filmi böyle düşününce benliğin o seçici hatırlama şeyi vardır ya yani kız bir kez kaybolduktan sonra hep o tür diyalogları hatırlamak, o tür anları hatırlamak falan. Hani bütün film sanki bu tür bir yani bugünden geçmişe bakan belleğin işte seçici hatırlamasıyla örülmüş anlarla dolu gibi de görünüyor. Bir de kuyu hikayesi de ona bağlanıyor çünkü kuyu da tam tersi onun kurtarma fantezisine denk düşüyor. Yani kız kaybolmadan önce kızın kendi kaybolmayı istediğini duyuyoruz. Kaybolduktan yani kaybolmasına yakın duyduğumuz hikayede aslında ben o kuyuya düşmüştüm, ölecektim ve beni sen kurtardın hikayesiyle beraber aslında karakter öldüğünü sandığı kadını kurtarmaya çalışıyor. Evet. Bütün bunlar aslında hani bu belirsizlik de hikayedeki diğer konulardaki belirsizlik aslında genel bugün genç olarak var olmanın kendisine de bağlanıyor aslında. Hani hem o sınıfsal şey de bence onu veriyor. Yani benim mesela zengin bir karakter ve nasıl zengin olduğunun bilinmemesi. Hani işte Kore'de çok fazla Gatsby'ler var. Muhabbeti de ona biraz bağlanıyor. Yani böyle birilerinin nasıl olduğu belli olmayan bir zenginliğe sahip olmaları ve ne yaptığını da bilmiyoruz karakterin. Hani hayatını nasıl geçirdiğine dair hiçbir şey yok. Ama aynı şekilde Jong-su'nun da hani kendi hayat belirsizliği ve hayatıyla ne yapacağını bilememesi. Hani bu gerçekten aslında çok böyle hikaye içindeki karakterlere dair bir şey olsa da genel dünyanın ruh haline dair de bir şey kesinlikle söylüyor bence de. Deyip devam eden bu küçük açlık, büyük açlık şeyine de bağlanıyor herhalde. İşte Hayami bir noktada yaptığı Afrika ziyaretini anlatırken orada bir küçük açlık, o daha gerçekten de hani fiziksel, gerçekten hani aç olmak. Büyük açlıksa onu aşabilip
Dolayısıyla dünyaya dair, hayatın anlamına dair sorular sorabilmek ve büyük açlık asıl açlık diye hani Afrika'dan bir hikaye ve bu hikayeye eşlik eden bir dans ritüelinden hem bahsediyor hem bu dans performansını yapıyor. Hatta o soyunduğu sahnede de o büyük açlığın dansını yapıyor aslında. Dolayısıyla hani dönüp dolaşıp hayatın anlamı ne, hayatın anlamsızlığı meselesine de bağlanan bir şey. Bu yaşanan kriz, yani Hayemi'nin varlığı, yokluğu meselesi biraz da hayatın anlamının varlığı, yokluğu meselesine doğru uzanıyor şeyin kafasında. Bir de onu anlattığı aslında mizansen de şey ya, yani hani Ben'in kendi arkadaşlarını aslında biraz küçümseyerek dalga geçmek için, yani ona dönüyor o sahnede birden, yani o ki daha sonra tekrarlanacak çünkü Hayemi gidiyor ve aslında Ben'in hayatına aynı model başka bir kadın geliyor. O yüzden hani o mizansen de tekrarlanıyor aslında. Hani böyle zenginlerin hani eğlencesine dönüşen bir şeye de dönüşmüş oluyor o açlık hikayesi. Böyle kendini aynalayan bir sahneye dönüşüyor neredeyse aslında. Yani genel olarak o sahne ile birlikte Hayemi'nin aslında ne kadar kendi vücudunda rahat olduğu, yani kendisiyle barışık birisi izlenimi çizdiği, işte hani sevişirken de çok rahat, bir yerde bir şey anlatırken de çok rahat, her türlü halinde, tavrında, hani işte soyunurken de çok rahat, işte dışarıda vesaire. Buna karşılık hani Jongsu tam tersi gibi, Jongsu'nun her vücut hareketinde, her jest ve mimiğinden huzursuzluk akıyor. Kendi bedeninde rahatsızlık akıyor, tutukluk akıyor. O anlamda hani kendini bulamamış, kendi bedeninde rahat edemeyen, rahatsız bir şey var. O anlamda hani bu kadınlık erkeklik meselesinin biraz da hani şey bir yanı da var gerçekten. O tutukluğun, o çekingenliğin hani gizlediği, bastırdığı kendisine dair hoşnutsuzluklar aslında patlıyor filmin finalinde. Yani sonuç olarak aslında Jongsu'nun temel derdi Hayemi ile ve kızında kaybolmasına neden olan şey onun bedenindeki rahatlık. Bir de aslında kadın ortadan kalkınca bu iki karakter de iyice birbirinin içine geçmiş ve aynılaşıyor, o da enteresan. Jongsu aslında hani kendi bir sera yakmayı deniyor, yakılan seranın peşine düşüyor. Kızdan daha çok aslında Ben'in yaktığı seraların neredeyse peşine düşüyor belli uzun takip sahnelerinde filmin ikinci yarısında. Ve ondan sonra o iki karakter buluşuyorlar ve aslında hani Jongsu Ben'i ve Ben'in temsil ettiği şeyi yakıyor hani o şeyden sonra. Ona dönüşüyor bir anda. Dönüşüyor aynı zamanda da. Ve hani tamamen soyunmasıyla beraber aslında o senin dediğin belki bedensel şeye de bir atıf oluyor. Yani bir şeylerden kurtuluyor ve çıplak olarak hani bir tür yeniden doğum şeyi olarak film bitiriyor aslında. Hani bundan sonra başka bir karaktere dönüşebilir, başka biri olabilir. Hani o aslında kendiyle meselesini tamamlamış oluyor sadece. Hani filmin gerçekten nihai bir hani sonu varsa o son aslında Jongsu'nun kendine dair bir son belki de. Ve yani bu yanma meselesi, işte o burning filmin merkezindeki, aslında bu bütün varlık yoklukla da iç içe geçiyor. Yani bana böyle bütün film bir yandan da gerçekten kayıp meselesiyle baş etme ve de baş edememe biçimlerine dair bir hikaye gibi de okunabilir gibi geliyor. İşte anneyi kaybetme, işte Hayemi'yi kaybetme, babayı kaybetme, bütün bunlarla baş edip edememe meselesi, ki işte yine hani o annenin eşyalarını yakma performansı aslında yok ilan etmek birisini. Var olan bir şeyi yok ilan etmek çünkü yokluğuyla baş edememek falan. Ve filmin finalindeki yangın da o anlamda aslında yine yüzleşmeden, şey yapmadan bitirmiş oluyor. Yine bir kayıpla yüzleşmemek için var olan bir şeyi yine yakıp yok ederek sona ermiş oluyor. Böyle bir tür varlık yokluk meselesi aslında dönüp dolaşıp kayıpla baş etmeye bağlanıyor gibi sanki. Bir de bu seraların peşinden koşturduğu Jongsu'nun o kasabanın civarında geçen sahnelerde genelde hep şeyi tercih ediyor ya, işte ya gün batımı ya gün doğumu. Onun çok gerçekten şey güçlü bir atmosferi olabilmiş. Yani o karanlıkla aydınlık arasında, geceyle gündüz arasındaki o kısa sürede, hani o varlıkla yokluk arasındaki bu son derece gizemli öykü için gerçekten çok güçlü bir ambiyans yaratıyor yani. Oralarda şey gibi görünebilmiş bu sayede. Tuhaf yerler, gerçekten böyle hayali bir yer, gerçeklik duygunu kaybediyorsun o alacakaranlığın ışığında. Evet, yani bir de bütün o sahnelerin geçtiği yer ya aslında hem varlık yokluk üzerinden şeye de bağlanıyor ya, onun yaşadığı yer artık bir yok mekan neredeyse. Yani eskiden tarım alanıymış. Şu an böyle iyice terk edilmiş, iyice şey duruyor. Bir yandan da hani Kuzey Kore sınırında olduğu için de bir şeyin
sonu gibi. Ve bütün bunlar aslında belki ateş denen şeyin hani kendisi de öyle bir şey. Yani böyle varla yok arası bir hal belki, yanma hali. O yüzden bütün o aradalık, ikisinin arasında bocalama haleti, ruhiyesi hem somut hem soyut olarak filmin her tarafına sirayet etmiş. Senaryonun en kritik anları ve diyalogları tam o sınırda yaşanmış oluyor aslında. Yani üç karakter yan yana gelip alacakaranlıkta Kuzey Kore sınırına bakarken aslında pek çok şey konuşuluyor. O zaman bir... Doğru manlanın kovatı. Öyleyse beysi hani gece. Ya sokacı ünlüleri beysi. Nereye? Şehimli하고 연락되세요. O zaman herhalde kapatabiliriz. Kutsal Motor'da Jeton Düştü'de bugün şüpheyi konuştuk. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.